şu anda 18-33-35 yaş arasındaki Türk futbolcular, Türk milli takımda oynama yeterli olan futbolcular için çok büyük şans var. Hı hı. Şenol Hoca'nın o kadro seçimindeki adaletini biliyorum ben. Hı hı. Almanya'nın ufak bir takımında olup parlamanız, Türkiye'de ikincilikte oynayıp kendinizi göstermeniz, Süper Lig'de oynayıp şu ana kadar sıradan bir oyuncuyken bir anda patlama yapmanız, kendinizi bir anda o kadronun içinde kırmızı beyaz formayla altında bulabilirsiniz. Bu önemli bir durum. Kariyeriniz değişiyor. Her şeyiniz bir anda değişiyor. Arda'nın Atletico yapması, oradan Barcelona yapması tabii ki Galatasaray'daki performansıydı ama o 2008 çok önemliydi. Atletico'ya gitmeden önceki, evet, o dönem. İnsanların akılda kalıcı anları, kendi liginizde oynayan maçlar veya Avrupa'daki oynadığınız maçlardan daha çok böyle turnuvalar oluyor. Ronaldo'yu, Ronaldinho'yu, daha birçok oyuncuyu, Zidane'ı ilk aklımız, evet, Juventus ve Real Madrid performansları var ama o Dünya Kupası'yla hatırlıyoruz. Evet, 2008 tabii orada her zaman söylenen bir ruh vurgusu vardır. Ben 2008'de çok keyif almıştım o turnuvadan. Keyif almayanımız da yoktur herhalde. Bu kadroya baktığında aynı ruhu veya daha fazlasını görüyor musun? Karşılaştırım, oyuncuların karşılaştırmasını yapıp çıkarım yapmak yanlış olur ama şimdi Merih görüyorsun ya, nasıl bir oyuncu olduğunu. Sanki takım içindeki hava ve motivasyon, arkadaşlık ortamı çok benzer o turnuvaya. Bana biraz öyle geliyor. Yani sen çok daha iyi bilirsin tabii. Bireysel olarak çok daha yakından tanıyorsun oyuncuları. Mesela Burak Yılmaz'a da dün bu soruyu yönelttiğimde takımın geçmişteki kadrolarla şu andaki kadronun potansiyeli nasıl görüyorsun, nasıl kıyaslıyorsun dediğimde bu kadro çok potansiyelli demişti. Bunu iyi harmanlayabilmek önemli. Senin düşüncen ne? Arkadaşlık, takım atmosferi, ambiyans değişebilir. Kıyaslamak biraz yanlış olabilir. Eski oyuncuları da, şimdiki oyuncuları da farklı haksızlıklar, baskılar yapmış olabiliriz. Doğru. O yüzden o biraz sağlıklı gelmedi bana. Ama bu takımla ilgili olarak Merih'in, Çağlar'ın, Cengiz'in, Umut Meraş'ın, hatta Hasan Ali'nin, Mert'in, orta sahada Ozan'ın, hücum hattında Cengiz'in, Hakan'ın, Burak'a da dahil edelim bunlara. Emre de büyük ihtimalle 40 yaşında olacak ve orada olacak Haziran ayında, 1980 doğumlu ve büyük ihtimalle turnuvayla bitirir gibi geliyor bana. Belli de olmaz, bir yıl daha oynayabilir. Emre Belezoğlu vücudunu kendisi çok iyi tanıyor. Bir yıl daha izin verirse vücudu oynayabilir. Tarihe de geçebilir 41 yaşında hala oynayarak. Oyuncuların potansiyeli, bir şeyleri ispatlama ve bir şeyleri yapabilme çabası farklı bir anlam katabilir. Biraz önce bahsettiğin o 2008 takımının neredeyse tamamı bizim topraklardaydı. Evet. Burada oynuyorlardı. Daha sonra gitmeye başladılar. Belki 3 tanesi yurt dışından geliyordu. Hatırlamıyorum. Nuri vardı galiba gelen. Yıldıray var mıydı o kadroda? Onu da hatırlamıyorum. Yıldıray da yok vardı. Yok sanırım. Yıldıray bırakmıştı o zaman. Yok. Daha eski. Daha eskiydi galiba. Evet. Yani 2-3 taneydi. Hamit vardı, Halil vardı derken şimdi o da değil. Buradan yetişen oyuncular gidiyor ve bambaşka bir atmosferle, bambaşka bir zihin, bambaşka bir kafa yapısı, olaylara bambaşka bir bakış açısıyla geliyorlar. Bu futbolunuzu etkiliyor, bu hayatınızı etkiliyor, bu içinde yer aldığınız takımı, yanınızdaki takım arkadaşınızı, karşı karşıya yemek yediğiniz takım arkadaşınızı etkiliyor. Bunlar önemli detaylar. O yüzden bu takımın potansiyeli sadece diğeri geride kaldı, kral öldü, yaşasın yeni kral cümlesi içerisinde de değil, mantık olarak da bakıldığında hem yaşları, hem potansiyelleri, hem de şu andaki kariyerleriyle ilgili kendilerine çizdikleri yola baktığımızda daha potansiyelli gözüküyor. Yani Cengiz Roma'da ama biliyorum Cengiz Real Madrid'e gitmek istiyor. Aynen hani öyle. Bunu bana söylemedi ama hissediyorum. Evet. Merih Juventus'ta, orada artık formayı alıp 10 yıl Juventus'un ben stoperi olacağım. Belki 80-90 milyon euroya başka takıma, Barcelona'ya gideceğim diyor, hissediyorum bunu. Çağlar şu an için Leicester'da oynamaya başladı. Bir yıl sonra yeterli gelmeyecek Çağlar'a Leicester. Kesin bir transfer. Manchester alacak veya Chelsea'ye gidecek veya Manchester City'ye gidecek veya Liverpool'a gidecek. Bunların eşiği de bu turnuva olabilir. Oyuncular, biz bunu düşünüyorsak onlar düşünmüyor mudur? Kariyerleri bu, hayatları bu 24 saat bunda yaşayıp bunda kalkıyorlar. Menajerleri, etraflarındaki danışmanları. O yüzden potansiyel daha fazla bu sefer.